Merhaba, ben Ceren. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size şişe çantası yapımını anlatacağım. Yine bir marka denemesi. 79 TL'ye Stradivarius'ta satışta olan çantanın birebir aynısını yaptım. Maliyet olarak 5 lira gibi bir ücret belirledim. Çünkü çok az ip kullanıyoruz. Artan kalan iplerimizden bile yapabileceğimiz oldukça kullanışlı bir model oldu. Birebir aynı renkleri elde etmek isterseniz kullandığım ipleri ve renk kodlarını açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Benim kullandığım ip için 2,5 mm tığ kullanarak örgümü tamamladım. Gördüğünüz motiflerden elde etmeye çalışacağız. İlk olarak sarı iple sihirli bir halka yaparak başlıyorum. Sihirli halka içinde parmağımda gördüğünüz gibi ipi çeviriyorum. Bu şekilde iki zincirle halkayı sabitliyorum. Bunun içerisini toplamda 12 tane ikili trabzanla dolduracağız. İkili trabzan biliyorsunuz başını bir kere doluyoruz. Önce iki tanesini beraber sonra da kalan ikisini beraber çekerek tamamlıyoruz. Bu şekilde sihirli halkanın içini 12 tane ikili trabzanla doldurdum. Videonun uzun olmaması adına bazı bölümleri hızlandırıyorum. Eğer hızlandırdığım bölümlerde neler yaptığımı daha net görmek isterseniz oynatma ayarlarından hızı düşürerek izleme yapabilirsiniz. Son trabzanı da tamamladıktan sonra sihirli halkanın ipini çekerek ortadaki boşluğu yok ediyorum. Bu şekilde ilk yaptığımız trabzanın tepesine batarak da kapatma yöntemiyle ortadaki halka kısmını kapattık. İki zincir çekerek ilerleyeceğim bundan sonrasında. İki zincir çekiyorum, sıradaki trabzana sık iğne ile batıyorum. İki zincir yine sıradaki trabzana sık iğne ile batıyorum. Bu şekilde toplamda aslında 12 tane minik halka elde ediyoruz bu tepelerde. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamladım. Sonrasında da iki zincir çekip ilk başta yaptığımız kısmın tepesine batarak son minik halkayı da tamamlamış oluyoruz. Sarı iple işimiz bitti. Bu aşamada ipi kesip diğer renge geçebiliriz. Beyaz renkli ipi bu ilk aşağıda yaptığım halkalardan bir tanesinin içerisinden geçiriyorum ve sabitliyorum. Buraları çiçek görüntüsünü veren motiflerle dolduracağız. Eğer lif örüyorsanız liflerde yaptığımız o küçük fındıklara benziyor aslında. Başını bir kere doluyoruz ve ipi germeden yukarıya doğru çekiyoruz. Bu birincisi. İkinci işlemde yine aynı şekilde. Üçüncüsünde yine aynı şekilde. Bu şekilde ister 3 tane ister 4 tane doldurabilirsiniz. Ben 4 tane doldurmayı tercih ettim. Daha sonra aşağıda kalan ipi elim yardımıyla biraz tutuyorum. Tüm ipleri içinden çekiyorum. Daha sonra elim yardımıyla tuttuğum ipin içindeki halkadan da geçirerek bir zincirle ilk tomurcuğu sabitlemiş oldum. İkincisini aynı işlemi yapıyorum. Başını bir kere doladık. İpimizi gerdirmeden yukarı kadar çektik. Yeniden başını doluyoruz. İpimizi tekrar yukarı çekiyoruz. İkincisini yaptık. 3 ve dördüncüsünü de yaptıktan sonra işlem tamam. Yine gördüğünüz gibi arka taraftan elimle tutuyorum. Tüm ipleri tek seferde çekiyorum. Elimle tuttuğum boşluktan da ipi geçirerek bir zincirle sabitliyorum. Tüm aşağıda yaptığımız bu 12 tane minik halkanın içerisini bu şekilde dolduruyoruz. Toplamda 12 tane bu çiçek fındık görüntüsünden elde edeceğiz. Toplamda 12 tane elde ettim. Şimdi bu aşamada bir tane zincir çektim. En başta yaptığımız tomurcuğun tepesindeki zincire de batarak kaydırma yöntemiyle kaydırıp buraya da bir zincirle sabitliyoruz. Beyaz ipi de kesebiliriz. Sırada mavi iple yapacağımız bölüme geçiyoruz. Bu bölümde gördüğünüz şu etraftaki kısımları yapacağız. İlk olarak köşe yaparak başlayacağım. O yüzden bu halkalardan bir tanesinin içine batarak ipi sabitliyorum. 4 tane zincir çekiyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz.
Bu boşluğa toplamda 3 tane 2 litre abzan yaparak dolduruyorum. Bir zincir çekerek sıradaki boşluğa geçiyoruz. Sıradaki boşluğun içini de 3 tane 2 litre abzanla dolduracağız. Yine bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğun içine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Buradan sonra köşe çalışmamız olacak. Bir zincir çekerek köşeye geçeceğiz. Bir zincir çektikten sonra bu boşluğa 3 tane trabzan, daha sonra 2 zincir, yine aynı boşluğa 3 tane trabzan yaparak köşe bölümünü oluşturuyorum. Buradan sonra aynı işlemleri devam ediyoruz. Bir zincir, bu boşluğa 3 tane trabzan, bir zincir, yeniden sıradaki boşluğa 3 trabzan, sonra da sırada köşe çalışması kalıyor. Yani köşelerin arasında 2 tane üçerli trabzanlı olan bölümler olacak. Şimdi bir zincir çekip köşe çalışmasını yapıyorum. Yeniden aynı boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde köşeyi tamamlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Sıra sonuna geldik. Son boşluğu yine bir zincir çektim. 3 tane trabzanla dolduruyorum. Buradan sonra bir zincir çekiyorum. Şimdi burada gördüğünüz köşenin sadece boşluk kısmı var. O yüzden bizim bunun içini başlangıçta olan 3 tane trabzanı doldurmamız gerekiyor. Buraya 2 tane trabzan dolduruyorum. Çünkü 3. trabzan da ilk başta sabitlemek için yaptığım halkanın başlangıç kısmı oluyor. 2 trabzan doldurduk. Bu üçüncüsünün de tam tepesine batarak birleştiriyoruz. Aslında tüm köşelerde yaptığımız gibi 3 trabzan bir boşluk, 3 trabzan görüntüsünü bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Bir zincir çekip artık bu aşamada ipi koparabilirim. Aynı şekilde 4 tane motifi tamamladım. Şimdi birleştirme kısmına geldik. Dilerseniz birer sıra daha yapıp dikme yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Fakat ben örerek birleştirme yöntemini tercih ettim. Şimdi burada size onu göstereceğim. İlk olarak bir kenarı normal bir şekilde öreceğim. Bir alt sırada yaptığım gibi 4 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. 4 zincir çektikten sonra 3 tane ikili trabzanla bu boşluğu dolduruyorum. Daha sonra hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa 3 tane trabzan dolduruyoruz. Bir alt sırada bu aşamaları yaparken birer zincir çekmiştik. Bu aşamada hiç zincir çekmeden ilerliyorum. Yine hiç zincir çekmeden sıradaki boşluk 3 tane trabzanla dolduruluyor. Son olarak diğer boşluğu da 3 tane trabzanla doldurduktan sonra köşe bölümüne geçiş yapıyoruz. Köşeye geçerken de yine hiçbir şekilde zincir çekmeden köşeyi tamamlayacağız. Sırada köşelerin arasında 2 tane üçlü trabzan bölümü vardı. Bu sırada 3 tane oluyor. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Köşe bölümüne geçtik. Daha önce köşelerde ne yapıyorsak aynısını yapıyoruz. 3 tane trabzan, 2 tane zincir, 3 tane trabzan şeklinde. Ben bu motif için 3. sıranın tamamında örümünü bu şekilde göstermiş oldum. Tüm sırayı bu şekilde örerek ilk motifinizi tam bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Bundan sonra buna ekleyeceğimiz motifleri örerken hepsini böyle tek başına tamamlamayacağız. Birleştirerek ilerleyeceğiz. Şimdi o bölümü göstereceğim. Son kısmı birleştirmesi yine bir alt aşamada yaptığımız gibi. Hiç zincir çekmiyoruz bu kez. Buradaki boşluğu 2 tane trabzan doldurarak ilk başta ördüğümüz trabzanla sabitleyerek köşeyi tamamlıyoruz. Thank you.
Diğer şimdi bir sırası eksik olan motiften aldım. Köşe bölümünden 3 tane zincir çekerek sabitledim. Artık bu aşamadan sonra birleştirmeye başlayacağız. Üç zincir çektikten sonra aynı boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Artık diğer motifle birleştirmenin zamanı geldi. Diğer motifin tam köşe noktasının içinden geçiyorum ve bu şekilde çekiyorum. Çektikten sonra da yine bir zincir çekerek aynı boşluğa geri dönüyoruz. Şu an köşeyi yapıyoruz. Normalde köşenin arasında iki tane zincir çekiyorduk. Bu aşamada birleştirmeden önce bir zincir, birleştirdikten sonra bir zincir şeklinde o iki tane zinciri tamamlamış oluyoruz aslında. Daha sonra bu tarafa geçtikten sonra yine 3 tane trabzan yaparak köşe bölümünü tamamlıyorum. Bu aşamadan sonra köşe haricinde zincir çekmeyeceğiz. Sıradaki boşluğa batıyorum. Diğer tamamlanmış motiften olduğu gibi çekiyorum. Sırada kendi boşluğumuza geldik. Tekrar bu aşamada burayı da 3 kere ikili trabzanla dolduruyoruz. Aşamalar hep bu şekilde ilerleyecek. Yeniden karşı tarafa geçiyoruz. Karşı taraftaki boşluktan ipi geçiriyoruz. Tekrar tamamlayacağımız örneğimize geliyoruz ve burada 3 tane trabzan yaparak ilerleyeceğim. Bu şekilde hiçbir şekilde birleştirildiği anlaşılmayan görüntü elde etmiş oluyoruz. Örerek birleştirmenin böyle bir güzelliği var. Son üçlü trabzan için de aynı işlemi yapıyoruz. Karşı taraftan ipi geçiriyoruz ve bu tarafta son üçlü trabzan örneğimizi örerek köşe bölümüne geçiş yapıyoruz. Bu aşamada yine karşıdaki boşluktan battık ve köşeye geçiş yaptık. Köşe için aynı işlemi yapacağım. 3 tane trabzan, sonrasında bir zincir köşe bölümüyle birleştireceğiz. Döndüğümüzde tekrar bir zincir ve 3 tane trabzan şeklinde modeli tamamlıyoruz. Bir zincir çektik, karşı tarafla birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra köşe bölümü olduğu için yeniden bir zincir. Artık köşenin kalan kısmını tamamlayabilirim. Buradan sonraki aşamalar kalan kısımların tamamını normal örerek devam ediyoruz. Yani hiç zincir çekmeden aradaki boşluğu 3 tane trabzanla dolduracağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Biz bu aşamada birer kenarını birleştirmiş olduk. Kalan sıraların tamamını da ördüğümde şekilde gördüğünüz gibi 2 tane tam motifin birleşmiş halini görüyorsunuz. Bu aşamada ipi kesebilirim. Şimdi bunun yanına 2 tane yine aynı şekilde birleşmiş bir motif oluşturmam gerekiyor. Birleştirme yapmadan önce motifleri görsel olarak sıralarsanız oldukça kolay bir ilerleme sergilersiniz. Ben bu şekilde nasıl birleştireceğimi anladıktan sonra kalan bu aşamaları da birleştirmeye devam ediyorum. Tüm birleştirme yöntemleri birbiriyle aynı aslında. Biraz önce gösterdiğim yöntem gibi. Şimdi bu motifi birleştireceğim. Yine bir sıranın tamamen aynısını ördüm. Daha sonra bir zincir çekip köşeden birleştirme işlemini yapıyorum. Buraları yine hızlandırarak geçiyorum. Eğer anlaşılmadıysa yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Fakat farklı yaptığım hiçbir şey yok. Köşeyi de aynı şekilde birleştirdim. Bir zincir çekerim, tekrar dönüyorum. Geriye kalan kısımları olduğu gibi örebilirsiniz. Motifi tamamlamış oldum. Son motifin de bir kenarını ördüm. Bir kenarını ördükten sonra bu kez burada böyle köşe şeklinde iki tane kenarı birleştireceğiz. İlk köşeden başlıyorum. Normal birleştirme yöntemimizle ortadaki köşeye kadar ilerliyorum.
orta bölümde yer alan köşeye kadar geldik. Yine aynı şekilde bir zincir çekip ortadaki köşeden birleştiriyorum. Buradan diğer köşeye dönüş önemli. Aslında direkt eliniz anlıyor hangi köşeye ne kadar batacağınızı. O şekilde ilerleyebilirsiniz. Köşeyi döndükten sonra bir zincir çekip boşluğu 3 tane trabzanla dolduruyorum. Bu aşamada hiç zincir çekmeden karşı tarafa diğer motife geçiyoruz. Düzgün bir şekilde katladığımda karşı tarafta hiç boşluk olmayacak şekilde ilk boşluğa batıyorum ve devam ediyorum. Aslında dediğim gibi elinize aldığınızda neresiyle birleşeceği anlaşılıyor. Sıradaki ilmekten sabitlemiş olduk. 3 tane trabzan yapıyorum. Yine bir karşıdan, bir bu taraftan örerek ilerliyorum. Bu şekilde 4 motifi de birleştirdik. Şimdi bunların karşılıklı olarak birbirine birleştirilmesi gerekiyor. Bu aşamada İğne yardımıyla birleştirme yöntemini tercih ettim. Birleştirirken de ters yüzünden birleştiriyorum. Nasıl dikildiğini şimdi size göstereceğim. İğneyi bir köşeden sabitledim. Karşı tarafını da dışarıdaki ilmeğin uç kısmını sadece tek tarafını alarak birleştiriyorum. İkisinde de aynı işlemi yapacağız. İkisinde de sadece tek taraflarını alarak en dıştaki kısımların birleştirmeyi yapıyoruz. Çok fazla germeden birleştirirseniz örgüde herhangi bir potluk oluşmaz. Dikme işlemi bittikten sonra düz yüzünü çeviriyorum. Gördüğünüz gibi ne taraftan birleştirdiğimiz hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Oldukça temiz bir iş çıkardık. Bu aşamadan sonra en alt kısmı içinde yuvarlak bir daire öreceğiz. Öreceğimiz bu daireyi de en son yine dikme yöntemiyle sabitleyerek şişe çantasını aslında tamamlamış oluyoruz. Alt kısım için bir sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkayı 2 tane zincirle sabitliyorum. Daha sonra içerisine 12 tane ikili trabzan yapacağız. Birinci sıramız bu şekilde. İki tane zincirli ikinci sıraya geçiyorum. Bu aşamada her bir trabzanın tepesine 2 kere batacağız. Yani toplamda 24 tane trabzan elde etmiş olacağız. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Kaydırma yöntemiyle ikinci sırayı da kapatıyoruz. Buradan sonra 2 zincir çekerek 3. sıraya geçiyorum. Bu aşamada bir tane öreceğiz. Diğer kısma artırma yapacağız. Bir öreceğiz, bir artıracağız. Artırma yaparken aynı trabzanın tepesine 2 kere batıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Bir tane normal örüyoruz. Sıradakine 2 kere batıyoruz. Yani artırma yapmış oluyoruz. Bu sıranın sonunda da toplam 36 tane ikili trabzan elde etmiş oluyoruz. Bu aşamada aslında yeterli görünüyor taban için. Fakat ben dikme payını da düşünerek bir sıra daha örmeyi tercih ettim. Bu öreceğimiz sırada da 2 tane örüp bir tane artırma şeklinde ilerliyoruz. Toplamda 48 tane trabzan olana kadar. Birincisini normal ördük, ikincisini normal ördük. Artık 3. trabzanda aynı tepeye 2 kere batarak artırma yapıyoruz.
2 ör 1 artır şeklinde bu sırayı tamamlıyorum. Son sırayı ördükten sonra ipi uzun bir şekilde kesiyorum çünkü burada kalan iple dikme işlemini yapacağız. Birleştirdiğim motiflerin ters yüzünü çevirdim. İpi de iğneye geçirerek dikme işlemini yapıyorum. Bir önceki iğneyle birleştirme işleminde yaptığımızın aynısını yapacağız aslında. Yine bir bu taraftan bir diğer taraftan olacak şekilde iğneyi geçirerek dikme işlemini tamamlıyoruz. Bu aşamada bizim oluşturduğumuz halka biraz daha büyük olduğu için direkt birebir bir bu köşeden bir diğer köşeden sırasıyla ilerlerseniz potluk oluşabilir. O yüzden halka kısmından iki tane ipi karşı taraftaki aynı delikten geçirmeye gayret ettim ben. Görüyorsunuz birincisini direkt karşısından geçirdim. İkincisinde yine aynı geçirdiğim yerden tekrar geçiriyorum. Yani halkadan iki tane, karşıdan bir tane olacak şekilde ilerleyebilirsiniz. Dikerken yine siz daha net anlarsınız. Hiçbir şekilde eksik ya da fazla kısım kalmayacak şekilde ayarlamayı yapıyoruz. Sizin ördüğünüz motif biraz daha geniş olabilir. Direkt aynısı birebir oturabilir. Onu da yine siz dikerken rahatlıkla anlayabilirsiniz. Çantamız tamamlandı. Askı kısmına geçebiliriz. Askıyı istediğiniz şekilde örebilirsiniz aslında. Sadece zincir çekebilirsiniz. İkili üçlü trabzan yapabilirsiniz. Ya da ipleri normal saç örgüsü şeklinde örüp sabitleyebilirsiniz. Ben burada farklı bir zincir tekniği kullandım. Onu da sizinle şimdi paylaşıyorum. İpi köşe noktasına sabitleyerek başlıyoruz. İlk başlangıç aşamasında ben iki tane sık iğne yaparak ipi sabitlemeyi tercih ettim. İki tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra dönüp İkinci sıra sık iğneyi de tekrar yapıyorum. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz sık iğne ya da trabzan yaparak ama sürekli dönmek gerektiği için birazcık el oyalayıcı oluyor. Ben bu aşamada farklı bir teknik kullandım. Bir alt sırada yaptığım sık iğneden bir tane geçiriyorum. Hiçbir şekilde çekmeden sıradaki sık iğneden de yine bir tane geçiriyoruz. Toplamda 3 ilmeğimiz oldu. Bu 3 ilmeği tek seferde çekiyoruz. Bir sonraki sırada ikinci sırada yaptığım sık iğneden bir tane çekiyorum. Daha sonra üçüncüsünden bir tane geçiriyorum. Yine 3 tane ilmek elde ettik. Üçünü birden çekiyoruz. Hep bu şekilde ilerleyeceğim. Ortadaki ilmekten bir tane ilmek çekiyorum. Sondaki ilmekten bir tane ilmek çekiyorum. Ve üçünü birden tek seferde çekiyoruz. Bu şekilde ilerleyecek. Oldukça güzel bir görüntüsü oluyor. İnce bir zincir görüntüsü. Bu şekilde istediğim uzunluğa ulaşana kadar örme işlemini tamamlıyorum. Bu işlemi yaparken gevşek örmeye gayret ederseniz daha rahat örersiniz. Çünkü sıkı ördükçe bir alt sıradaki o boşluklara batmak biraz zor oluyor. Benim elimde biraz zamanla alıştı. Gevşek ördükçe çok daha kolay örülebilen bir yöntem. Sürekli geri dönmeye gerek kalmadan tek seferde istediğim uzunluğa ulaşana kadar örebiliyorum. İstediğim uzunluğa ulaştıktan sonra sık iğne yardımıyla karşıdaki boşluğa sabitliyorum. Thank you.
Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu gibi videolarımdan anında haberdar olmak için de zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yaptıklarınızı benimle paylaşmak isterseniz açıklamalar kısmına Instagram adresimde yazıyor olacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere.